Bizim drone'umuzu gören teröristler bu kadar paniğe kapılıyor. Bakalım başlarında, tepelerinin üzerinde siyalarımızı görünce ne yapacaklar? Operasyonda aslında hazırlıklar devam ediyor. Ben Mehmet Geçgel, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ile birlikte Suriye'de haber nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Teröristler operasyon sinyallerinin ardından büyük bir paniğe kapıldı. Birçok noktaya yeni mevzi ve siperler kazmaya başladılar. Şimdi A Haber ekibi olarak teröristlerin mevzilerine drone'umuzu göndereceğiz ve o mevzileri ilk kez A Haber ekranlarında göreceksiniz. Havadan gönderdiğimiz drone'a da teröristler saldırı girişiminde bulundu. Defalarca ateşe açtılar ancak havadaki bir drone'u bile vuramadı. Terör örgütü PKK, YPG'li teröristler işte bir gece ansızın o tünellerin ve hendeklerin başlarına yıkılacağı günü bekliyorlar teröristler. Aslında şunu da belirtmem gerekiyor. A Haber drone'undan korkan teröristler SİHA'ları tepelerinde görünce acaba ne yapacaklar? Onların kuluçkası konumunda işte o karargahlarına kadar bizler drone'u gönderdik. Ve o drone'la görüntülediğimiz teröristlerin de nasıl kaçıştıklarını da görüntülerden çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sürdürmeye devam ediyoruz. Güvenlik gerekçesiyle şu anda konumumuzu söyleyemiyoruz. Ancak A Haber drone kamerasıyla çok çarpıcı görüntüler kaydettik. Hem Maliki köyünde hem de Marenes köyünde hiçbir sivil yaşamıyor. Hali hazırda zaten sivilleri o noktada terör örgütü PKK ve YPG katletti. Terör örgütü PKK, YPG operasyon sinyallerinin ardından büyük bir paniğe kapılmış durumda. Yeni mevzi ve siperler kazıyorlar. Bunları Türk televizyonlarında ilk kez A Haber ekranlarında ekranlarınıza getiriyoruz. Teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyallerinin ardından yeni mevzi ve siperler kazmaya başladı. Görüntüledik. Marenes köyüne drone'u gönderdiğimizde de orada bir tahıl silosu bulunuyor ve tahıl silosunun da teröristler tarafından karargaha çevrildiğini ifade edebilirim. Yine orada da teröristler hem alttan tünellerle köyleri birbirine bağlıyorlar hem de evleri metrelerce uzaklıkta bulunan diğer evlere tünellerle birbirlerine bağlıyorlar. Marenes köyü içerisinde de yine teröristlerin bir binaya yönelttiğinde drone'u o noktada da teröristlerin aslında karargahının olduğunu anladık ve yine içeriden çıkan teröristler drone'umuza bu sefer ikinci kez ateş etti. Diğer teröristler de drone'u görünce kaçmaya başladılar, etrafa kaçıştılar, gidebiliyorlar. Görüntülerde çok çarpıcı. Başka bir detay daha var. Beton tünellerin olduğunu da görüntüledik. İşte bu beton tünellerde...